Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Dün maç sonunda sıcağı sıcağına düşüncelerimizi, duygularımızı belirttiğimiz bir video çektik. Bir geriye döndüğünüz takdirde izlemeyen dostlarımız izleyebilirler. Bugün Gaziantepspor maç sonunu, golleri, pozisyonları, futbolcuları değerlendireceğimiz gene klasik maç sonu videomuzu çekeceğiz. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Sizlere bir müjde vermek istiyorum. İnşallah 61 bine geldiğimiz takdirde Marek Hamşik, Vakayeme ve Bakasetas'ın 3 oyuncunun bizzat kendisinin imzaladığı formayı burada 3 tane kardeşimize, abimize hediye etmeyi planlıyorum. Ama 61 bin artık gelelim. Çok uzadığını düşünüyorum ben 61 binin. Özellikle o sene, bu sene senemizde inşallah 61 bine gelmek istiyorum. Sizlerin desteğine ihtiyaç var bunun için. 61 rakamının olan hassasiyetimizi biliyorum ve onun için de bir an önce biz bu işi çözeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımız Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber muhteşem işler yapmaya devam ediyor. Dünkü videomda da söyledim. Bence galibiyetteki en büyük etkenlerden bir tanesi Abdullah Avcı'nın maçtan önceki seçmiş olduğu kadro, saha dizilişi, sistemsel, taktiksel anlamdaki düzeninden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Bir sistem oluşturdu mu? Evet, oluşturdu. Bunu Başakşehir takımında da yaptı. Giren, çıkan kim olursa olsun hiçbir şekilde sırıtmıyor ve Trabzonspor takımı kaybetmeden üstüne koyarak devam ediyor. Ben daha önceki videolarında hatırlarsanız ne dedim? Giren çıkan kim olursa Trabzonspor takımı kaybetmiyor. Vakayem yoktu, kaybetmedi. Bakasetas yoktu, kaybetmedi. Atıyorum Berat yoktu, kaybetmedi. Vitor yoktu, Edgar yoktu. Canin yoktu, Cornelius yoktu. Hemen hemen bütün oyuncuların olmadığı bir dönemlerde Trabzonspor takımı çat 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 kazandı arkadaşlar. Ben bunu her seferinde söylüyordum. Dün maçtan sonra Abdullah Avcı da aynı demeçleri verdi arkadaşlar. Kim olursa olsun kazanan bir Trabzonspor takımı var dedi. Dün kalecileri yoktu. Biliyorsunuz Uğurcan Çakır yoktu. Erce geçecek dedik. Erce yoktu. Arda geçti. Üçüncü kaleci bile ne kadar hazır olduğunu gördük. Burada teknik ekibin bir başarısı olduğunu altını çizmek istiyorum. Teknik heyetin hakkını vermemiz lazım. Herkesi hazır tutuyor. Hüseyin Türkmen'i koydu. Beşiktaş maçının kahramanı oldu. Serkan Asan girdi. Beşiktaş maçında dakika 90'da attığımız goldeki müdahalesine bakın arkadaşlar. Herkes inanmış, oynayan oynamayan herkes çok mutlu. Müthiş bir takım izliyoruz ve maşallah demek istiyorum. Allah nazarlardan saklasın. Son 26 sezonun en iyi Trabzonspor takımını izliyoruz arkadaşlar. Son 26 sezonun 2010-2011 sezonu, bakın 10 sene öncesinden kat kat daha iyi bir sezon izlettiriyorlar bize. Bizden daha da iyi bir performans sergiliyorlar. İnşallah sonunu İyi getirirler onlar da. Bizim gibi onlar da şampiyonluklarını ilan ederler. Şampiyon olurlar. Ve Şampiyonlar Ligi'ne giderler arkadaşlar bizim gibi. 28 tane galibiyet, 14 tane beraberlik, 3 tane yenilgi almış Abdullah Avcı. Geldiği günden bugüne müthiş bir istatistik. Müthiş iş yapmış Abdullah Avcı. Gerçekten başarılar diliyorum tekrardan. Puan ortalamasının 2.17'lere çıktı. 2 puan ortalaması zaten şampiyonun yani hemen hemen %90'a getirmiş gibi bir oran verir sana. 2.17'ye çıkartmak müthiş bir rakam. Ve arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. 260 gündür kaybetmiyor Trabzonspor takım. Bu da çok değerli. 260 gündür kaybetmiyor. Gerçekten canı gönülden tebrik ederim. Dün ilk defa Marek Hamšík ve Bakasetas'ın ikisinin aynı anda olmadığı bir futbol oyunu izledik. Ve ikisinin olmadığında biz neyi fark ettik? Maçın başında özellikle, gol gelene kadar özellikle o bölümde pas trafiğini yapamadık, topa hakim olamadık, oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremedik, oyunu domine edemedik, geçişlerimizi hızlı yapamadık. Neden? Dikini oynayabilen iki tane oyuncun, iki tane topu bilen oyuncun, oyunun temposunu ayarlayan oyuncun yoktu. Pas opsiyonlarını ayarlayacak oyuncu yoktu sahada. Abdülkadir Ömür bence saz eline çok fazla alamadı. Evet, attığı gol muhteşem ama golün dışında Abdülkadir Ömür'den daha fazla ben inisiyatif almasını beklerdim. Bunu alamadı. Siyopis ve Berat'ın da zaten özellikleri çok sınırlı. Şimdi dün söylemiştim, çoğu arkadaşımız katılmış. Özellikle Siyopis'in bir 0-0 kenki haline bakın. Bir 1-0, 2-0, 3-0 kenki haline bakın. Siyopis beraberlikte arkadaşlar bizim işimize çok fazla gelmiyor. Geriye düştüğümüzde zaten hiçbir şekilde gelmiyor. Ama öne geçtiğimiz zaman da o skoru korumada Siyopis muhteşem. Enerjisi muhteşem. Yani Vakeme'ye alkış, Uğurcan Çakır'a alkış atıyorum, Canini'ye alkış. Ama arkadaşlar Siyopis'e yapılan alkış daha başka oluyor. Gerçekten tebrik ederim. Siyopis'in performansı da hani beni çok tatmin etmiyor. Top bizde olması gereken maçlarda beni tatmin etmiyor. Ama öne geçtiğimiz zamanlardaki enerjisi, koşusu, temposu, isteği, arzusu, ateşlendirmesi güzel arkadaşlar. İki oyuncunun da aynı anda olmadığını unutmamamız lazım sahada. Buna rağmen kazanan bir Trabzonspor takım vardı. Maçın içerisinde Abdullah Avcı şunu da yaptı dün. Gözlerden kaçmamıştır. Dens'i aldı. Üçlüye döndü arkadaşlar. Dorukhan ve Tronsen'i öne çıkarttı. Orta sahada bir beşli yaptı.
ileriye hemen bir kalabalıklaştırma adına değil de biraz daha orta sahayı ve savunmaya tutayım dedi. Pozisyon yemeyeyim dedi. Maçtan sonra bunu da açıkladı. Dün ben yine videomda söyledim. Sahanın içerisinde üçlüye döndü, beşliye döndü, dörtlüye döndü. Sürekli bir opsiyonlar denedi dedi. Maçtan sonra Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu açıklamada var. Dünkü videomu izleyebilirsiniz. Aynı şeyleri ben de söyledim. Kanattan orta geleceklerini hesapladık. Daha kalabalık olmayı tercih ettik dedi. Yani ceza sahası içerisinde Denswil, Edgar ve Vitor Hugo ile beraber yandan gelen toplarda daha fazla sayı olarak üstünlük sağlamak istedi ve daha uzun boylu olmayı tercih ettik dedi. Kanatları kapatmaya çalıştık. Daha çok kanatlardan geleceklerini biliyorduk ki nitekim öyle oldu. Duran top da çok etkili olan bir Gaziantep'e karşı. Uzun boylu oyuncularla oynamayı tercih etti biraz daha. İşte Cornelius'u, Canenis'i, 3 tane stoperi, Denswil, aynı şekilde Vitor, Edgar bunlarla beraber duran toplardan da durdurmaya çalıştı. Buna rağmen karamboller yarattı Gaziantep Spor takımı. Gerçekten Gaziantep takımı da çok iyi mücadele ettiğini altını çizmek istiyorum. Çok isteklilerdi, özellikle Diko maçı maçına çok fazla zorladı. Dün Diko ve Vitor Hugo'nun pozisyonunu sizler için değerlendirdim ama resimleri tekrardan koyalım. Bugün daha da detaylı konuşalım. Şimdi iki oyuncu koşuyor arkadaşlar. Bir kere Vitor Hugo burada şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şöyle şablon üzerinde göstereceğim. Şimdi bu Saralı'yı ben Diko yapacağım arkadaşlar. Trabzonspor takımının savunması önde yakalandı. Bütün herkesi öne çıkartalım. Şimdi bu Diko, burada Vitor Hugo var. Burada top, uzun top buradan gelirken Vitor Hugo öne doğru bir hamle yapıyor. Aslında orada acaba dedim ofsayta mı çıkmak istedi bir anda? Hani herkes çıkmış. Vitor Hugo ve Diko geride kalmışlardı. Burada topun atılacağı belli. Vitor Hugo geriye doğru böyle biraz sarkma yapsaydı buradan gelecek topu hop Vitor Hugo süpürecekti, alacaktı. Ama ne yaptı Vitor Hugo? Hafif öne gibi çıkarken Diko çabukluğu ile beraber önüne geçti. Koşusunu Vitor Hugo'nun önüne doğru yaptı. Vitor Hugo önce bir sağ eliyle tuttu. Bir bozayım dedi onu. Bu gayet normal bir hareket. Böyle bir vurma hareketleri yapar stoperler, santraforlar. Stoperler forveti bozayım der, forvetler stoperleri bozayım der, attı. Ama ikinci sol ayağını buradan çevirmesi çok anlamsız. Oradan nasıl bir hareket düşündü gerçekten anlamak zor. Vitor Hugo o hareketi de yaptı. Diko çok akıllı bir oyuncu. Aslında gitse gider miydi? Giderdi. Dedi ki ben dedi takayım. Kendimi şöyle hafiften geriye doğru çıkartayım. O geliyor zaten arkamdan. Bana dokundan penaltı dedi. Vitor Hugo dokundu. Kırmızı kart pardon. Vitor Hugo dokundu ama hakemler bunu kötü niyetli olduğunu yorumladılar. %50-50'yim ben. Gerçekten %50-50'yim. Sadece Vitor Hugo'nun malzeme verdiğini söyleyebilirim. Bu faali atıyorum Gaziantep Spor takımı Rize Spor maçında almış olsaydı bence kırmızı kartı verebilir miydi? Verebilirlerdi hakemler. Birazcık dikkat etmesi gerekiyor. Vitor Hugo'nun bir tane kayarak müdahalesi var gene. Vitor Hugo'yu ben dağınık görüyorum arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem. Bilmiyorum katılır mısınız? Sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Vitor Hugo'nun biraz toparlanması lazım. Biraz ağır, tek birebir de kalmamaya çalışması lazım. Sağ bekini, sol bekini, işte Edgar'ı mümkün olduğunca yanında göbekte tutması gerekiyor. Veyahut da takım çıktığı zaman onun da çıkması lazım diye düşünüyorum ben. Dün Abdullah Avcı hamlelerini yaptı. Hamlelerde giren çıkan herkes çok başarılı bir performans sergiledi. Taktiksel anlamda Abdullah Avcı biz dedi geçiş anında iyi oynamaya çalıştık dedi. Rakibin geçişine izin vermemeye çalıştık dedi. Ama elimizden geldiğince engel olmaya çalışsak da başaramadık. Oyunun kontrolünü bir türlü elimize alamadık dedi. Gaziantep Spor takımının da hakkını verdi. Erol Bulut'un maç sonu açıklamasına geleceğim. Erol Bulut konuşulacak bir şey yok. Talihsiz bir geceydi dedi. Hakkımızı hakemlere helal etmiyoruz dedi. Ama bence yani hakemlerin çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum. 3 tane top direkten döndü. Karamboller oldu. Yani Gaziantep Spor takımında bir beceriksizlik var mıydı? Vardı. Erol Bulut'un bunları çözüm bulması gerekiyor. Son vuruşları neden yapamadım? Ne oldu? Neden bu toplar direkten döndü? Ceza sahasından o topu içeriye neden sokamadım? Trabzonspor takımından neden 3 tane basit gol yedim? Bunların hesabını yapması lazım ama hakeme suç buldular. Antep'in başkanı gene çok talihsiz açıklamalarda bulundu. Detaylara girmeyeceğim. Ama sonuç olarak Trabzonspor takımımız muhteşem bir galibiyet aldı arkadaşlar. Şimdi puan farkına bakalım. Hemen puan farkını indirmiştim. Trabzonspor takımımız 33 puanla lider. Hatay 26 puanla en yakın takipçimiz. Konya 26 puanla en yakın takipçimiz gene. Alanya 24, Fenerbahçe 23. Karagümrük'e gideceğiz bu hafta, zorlu bir maç. Başakşehir 21 puana geldi. Sürpriz 4'te 4 yaptı biliyorsunuz. Galatasaray'ın 21, Beşiktaş'ın da 20 puanı var. Galatasaray'la 12 puan, Beşiktaş'la 13 puan fark. Çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Şampiyonluğa giden yolda müthiş bir rakam. Şimdi Trabzonspor takımının ben Hatay ve Konya'nın çok fazla bizim arkamızdan gelebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe takımı 23 puan yaptı. Sonuçta bir Galatasaray derbisini 10 kişiyle kazandı. Bir havaya girmiş olabilirler ama bizimle yarışacak potansiyele sahip değiller.
devre arasına kadar bizim alabildiğimiz kadar puanı alıp ondan sonraki yolumuza bakmamız lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin ben ciddi transferler yapacağını düşünüyorum. Ali Koç ciddi bir şekilde baskı altında. Aziz Yıldırım tarafından baskı altında. Camia tarafından baskı altında. Özellikle Galatasaray atmış olduğu golü Cagney'in biliyorsunuz iptal oldu. Verse verirdi hakem bence. Hiçbir şekilde hani itiraz edemezdik. Mesela bizim Vitor Hugo'ya kırmızı kartı verse verirdi. Cagney'in golünü verse verirdi. Bunlar tamamen yoruma açık konular çünkü. Çok net bir şekilde bunu belirtiyorum. Maç giderdi, Ali Koç giderdi, Fenerbahçe'de Pereira giderdi. Mesut Özil Pereira sıkıntısı. O bu derken Fenerbahçe'de aşağı inerdi. Fenerbahçe kazandı ama arkadaşlar öyle veya böyle bir şekilde gollerini attılar. Çok iyi bir galibiyet aldılar. Fenerbahçe bakalım bundan sonraki süreçte havası nasıl olacak bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor takımındaki bütün oyuncuları tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Çok fazla da zamanınızı almayacağım. Bugünkü duygu ve düşüncelerim bu şekildeydi. Yarın transferlerle alakalı bir bilgi akışı olursa böyle bir videomuz gelir. Gene gece bir aksilik olmazsa yeni bilgiler gelirse bunlarla alakalı sizlere düşüncelerimi söylerim, bilgileri veririm arkadaşlar. Videomun sonuna kadar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. 61 bine lütfen bir an önce gelelim. 61 bine gelmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum ben de sizlere hediyeler verebilmek için diyerek videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.